Merhaba dostlar, yeni ve farklı bir analiz videosuyla karşınızdayım. Sadece Bitcoin'i incelemeyeceğiz bu sefer. ONS'u ve DXY'i ve Amerikan piyasalarını da değerlendiriyoruz. Aynı zamanda DXY'nin hem ONS'a, Amerikan piyasalarına ve Bitcoin etkisini onu konuşacağız. Uzatmadan başlayalım. Şimdi karşımızda Bitcoin grafiği var ama ben ilk öncelikle size DXY'den başlamak istiyorum de şu grafiği çizmiştim yanlış hatırlamıyorsam 2 hafta önce falandı galiba ve şu anda plana uygun şekilde gidiyor. Bu birçok şeye gebe onu bir kere söylemek lazım. DxE grafiğinin burada bu performansı ilerlemesi bu bir bu arada harmonik formasyon yani 3 drive diye geçiyor. Tamamlanması 3. bacağın ya yani buradaki yükseliş ve 3. bacağa gelmesiyle ancak mümkün olacak. O da uzun bir süreç. Günlük grafikteyiz bu arada onu söyleyelim. TVC verilerine dayanarak analizi yapıyoruz. Şimdi burada DXY grafiğinde bir yükseliş öngörebiliriz buradaki durumu göz önünde bulundurduğumuzda yani 108'e doğru belki biraz aşağılarda kalabilir yani buraya gelmesi çok sürpriz olmaz ama bu bölümde kalması en azından 106.572'ye kadar gelmesi düşünülebilir bu durum piyasalara altın tarafına, Bitcoin tarafına ve Amerikan piyasaları tarafına bir düşüş olarak yansıyabilir bunu ciddiye almak lazım şimdi altın tarafına baktığımızda <laughs> Günlük grafikteyiz bu arada ve o anda grafik verilerini kullanıyoruz. Karşınızda VMA'li, MA100 ve MA200'ler var. Bu hareketli ortalamalar var. Şimdi altın tarafında 2470-2500 dolar civarlarını görebiliriz. Yani şu kısım özellikle görülebilir. Fakat bu kısım ciddi bir bariyer oluşturuyor. Hatta o fiyatlara gelmeden bile buradan bir düşüş görülebilir. O yüzden altın tarafında biraz dikkatli olmak gerekebilir. Çünkü DXY tam olarak desteğinde duruyor şu anda. Biraz sonra diğer verileri de göreceksiniz. SPX grafiği de burada. S&P 500 de açık. Burada bir o da tam direncinde. Bitcoin sadece biraz sürümcemede bırakıyor, orada onu da açıklayacağım ne yapmamız gerektiğini yani yol haritamız ne olmalı onu da açıklayacağım. Şimdi altın tarafında yatırım olan arkadaşların yani long tarafındaki arkadaşların önümüzdeki kısa vade içerisinde biraz dikkatli olması e, gerekebilir. Çünkü 2460 seviyesi ve 2507 dolar seviyesi ciddi bir bariyer ve DXY'deki artışla birlikte burada ilk önce 2395 seviyelerini deneyebilir. Ve 2.395 burada eğer Dx'in e yükselişine devam ederse yine tutamayacaktır o bölge oraya ve 2.300 akabinde de 2.250 seviyelerine kadar gerileme olabilir. Fakat burası şu an için çok gündemimizde değil biraz fazla aşağıda 2.395 ve 2.320 seviyelerini takipte kalmak lazım biraz Hemen olmasa da yani önümüzdeki saatlerde olmasa bile bir biraz daha short ağırlıklı bir görüntü çiziyor diyebiliriz altın. Şimdi DXY'nin SPX'deki yansımasına bir de bakalım. Bakın bu da yine haftalar önce çizilmiş bir grafik. Bu arada şunu göstereyim size. Yani bu çizgiler nereden geliyor nereye gidiyor diye soracak olan arkadaşlar varsa eğer. Şöyle bir uzaklaşalım. Altının yine günlük grafiğini görüyoruz. Bakın gayet güzel ve gayet nizami çizgilerdir gördüğünüz gibi. Tarih burada 2016. Burada 2018. Burada 2020. Bakın bu kısımlar 2023. Yani çizgilerimiz sağlam. Tamam. Ee, burada sağlam derken çalışan çizgiler. Kesin tutar anlamında söylemiyorum. Şimdi dolayısıyla burada 2470 ve 2507 dolar seviyesini eğer yukarı kıramazsak 2400 dolar diyelim bunu, 2400 ve 2320 dolarlar civarlarını bekleyebiliriz. Tabii buradaki fiyat açıya göre değişiklik gösterebilir. Şimdi SPX tarafına geldiğimiz zaman ise yine bakın çizgilerin geçmiş tarihi bu şekilde. Bakın şurada bile gayet güzel temaslarımız var ki yıl 2020'dir burada. Yine günlük logaritmik grafikteyiz. Bilginiz olsun. Temaslarımız burada ve bu grafikte yani çok uzun zaman şu üstteki çizgiye sadık kalıyor gördüğünüz gibi. Şurada bir deneme yapıyor. Akabinde burada tekrar Cuma günü itibariyle bakın şurada 16 Mayıs bir red diyor. Küçük hafif bir satış, satış Satıcılı bir piyasa var. Dolayısıyla SPX tarafında 5336 puan eğer geçilemez ise onda da ilk etapta Şuradaki belirtmiş olduğum çizgiyi yani 5266 puanı akabinde de aşağıda 5200 puanı bekleyebiliriz. Bu bağlamda da yine SPX tarafında değer long işlemlerdeyseniz ve Amerikan piyasalarında longdaysanız biraz dikkatli olmanız lazım onu söyleyeyim. Peki şimdi bunun kripto tarafına yansıması nasıl olur? Burada bir parça daha dikkatli olmamız lazım ama bence altına veya SPX'e göre bir tık daha iyiyiz çünkü biz henüz direncimizde değiliz. Bizim önümüzde direnç olarak 71.200 seviyesi var. En azından kısa kısa süre içerisinde çok ciddi bir düşüş burada bekleyemeyiz. Hatta ve hatta oradan çıkacak olan para Amerikan piyasalarından ve altından çıkacak olan para e, kriptoya girebilir mi? Bunu da e, değerlendirmek gerekiyor. Şimdi e, burada sadece dikkatli olmanızı önereceğim e, iki bölge var arkadaşlar. Onu bir şöyle söyleyeyim. Bakın şöyle biraz çekeceğim. Birincisi 64.000 dolar seviyesi. 64.500 değil de 64.000 diyelim. Hemen altında ise sarı çizgimiz var. Şimdi ikisinin arasında yani eğer şu açıda eğer bir düşüş olacaksa zaten fiyat farkı kalmıyor. O yüzden de burada biz neyi baz alalım? 64 bin dolar seviyesini baz alıyoruz. Birinci desteğimiz bu. 64 bin dolar seviyesini aşağı kırmadığı sürece Bitcoin tarafında Kısa, orta ve uzunda herhangi bir sorun görmüyorum. Fakat kırılırsa şurada bir dip yapmıştı. Bakın gördüğünüz gibi şu oval, hafif oval bir dip var. Bunu tekrar denemek isteyecektir. Bu da nereye denk geliyor? 60.500 seviyesi. Şimdi dediğim gibi gidişat genel itibariyle 71.200, 71.300 seviyeleri ama aksi bir durumda ne, alış yerinize göre ner, nerede stoplamanız gerekiyor derseniz, stoplamamız gerekiyor derseniz eğer 64.000 60.500 ve 56.700 seviyeleri bizleri e, ya kurtaracak ya da en azından e, burada stopla artık kardeşim daha fazla bekleme e, de, denilebilecek seviyeler diyelim. Şimdi benim aklıma takılan diğer bir mevzu ise yani aslında şimdi Bahar'da yanımda bu videoyu çekmeden önce de biraz bunu istişare ettik. Çok uzun zamandır MA200'e temasının olmadığını ben burada görüyorum. Yani bakın burada bir başlıyor Ekim 2023'te ondan sonra temas yok. Tabi o da şunu hatırlattı haklı olarak ki geçmişine de baktığımızda aslında aynı durum. Bakın 2021 boğasında en son temas burada 2020'de bir başlıyor. Ta ki 2021'e kadar herhangi bir temas sizin de gördüğünüz gibi yok. Dolayısıyla burada da bu temas olmak zorunda değil. Ama her ihtimale karşı yani DXY'nin buradaki sert yükselişi kriptoyu da kötü etkileyebilir mi acaba? Bu sorunun altında kalmamak için 64 bin seviyesini ve özellikle de 60 bin seviyesini yakın takipte olmak lazım. Stoplarımızı da buna göre ayarlamak lazım. Evet bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın.